şunu da yapsaydım dediklerimizi yapmaya başlarız bugün de. Veya şundan da artık vazgeçseydim. Mesela kötü davranışlar, kötü ameller, kötü fiiller. Ya Rabbim için onun makamının korkusuyla şu masiyeti bir türlü bırakamadım dediğimiz amellerimiz var. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا diyor Cenab-ı Hak orada. Rabbinin makamından korkuya kapılan için iki cennet vardır. Rabbinin makamını saymayan, umursamayan, onun korkusuyla günahtan geri duramayan bizler açısından, yani şunu da terk etseydim dediğimiz, şunu da yapsaydım dediğimiz sınavın çok önemli soruları var. Hep ötelediğimiz ama. Böyle Aydar'ın benzetmesiyle çalışmadığımız böyle bazen sorular olurdu. Ama böyle içimizde bir ses, biraz da böyle irice bir şey böyle. Çok formüller var başında sonunda. Ama çalışılacak gibi de durmuyor yani. Bir sınav gecesinde de onun altından kalkılamaz. Ya o kalsın, onun sorusunu yapmayı veririz. Belki de çıkmaz dediğimiz. Bir sınava girmişsin ki hoca sormuş o soruyu, bir de 40 puan koymuş yanına yani. Lan biliyordum ha, bunu çalışacaktım diye sınav boyunca hep kendine aynı şeyi söylersin. Bunu çalışacaktın, bak çıkacağını biliyordun diye, işte bu soru var ya, bunu bu çıkacaktı belliydi dediğimiz ama hep gözden kaçırdığımız, sarfı nazar ettiğimiz. Bunlar günahlar planında da var, iyilikler planında da var. İşte şunu hep yapmadım hayatım boyunca dediklerimiz. İşte şundan kaçınmam gerektiğini bildiğim halde Allah için kaçınmaya girişmedim, hep öteledim ve hayatım öylece sonlandı diyeceğimiz şeyler olacak. Bunların böylece sonlanması hiç iyi bir şey değil iyi bir insan açısından. İyilik murad ediyorsa, birre kavuşmayı umuyorsa, onlar hep nedametle, hasretle, ah geri bir dönsek diye derin bir pişmanlığın içine kapılacaklar. Böyle olmamasını temenni ediyoruz. Onun için Rabbimizin buyruklarını tekrar tekrar okumayı, oradan bir heyecan kapmayı, oradan bir enerji almayı, güçlü bir motivasyona oradan erişmeyi ve sonrasında Allah Azze ve Celle'nin beklediği o büyük amellere girişebilmeyi, büyük davranışlara girişebilmeyi ümit ediyoruz. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu. Güzelliği ve ayetteki o yüksek perdeden olan ton, o heyecan inmiyor aşağı. Daha bir ve aynı şeyde, aynı fiil üzerinden harf-i cer bile orada aynı görüyorsunuz. Devam ediyor. Varaduan, onlar da Allah'tan razı oldular diyor Cenab-ı Hak. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Dikkat ederseniz bunun öncesinde Cenab-ı Hak cennetleri andı. Altından nehirlerin aktığı. Bunun öncesinde Allah Azze ve Celle sonsuz cennete duhul etmeyi, giriş yapmayı, orada ebediyen kalmayı hususlarını bunun öncesinde andı. Rızayı bundan sonra ifade ediyor. Yani bunlar cennete girip ya burası mıydı demediler. Bunlar cennete girip ya Rabbi yani biz daha iyi bir şeyler beklerdik falan demedi. Bunlar da Rablerinden razı oldular. Memnun oldular. Allah Azze ve Celle'nin kendi ifadeleriyle vaat ettiğini hak olarak buldular. وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا. Böyle sordular cehennemliklere. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini aynen hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini cehennemdekilere söyle bak. Hak olarak buldunuz mu? Korkunç bir soru tabii onlar açısından. Varaduan, Allah'tan razı olmuşlar. Cenab-ı Hak onları memnun etmiş. Memnuniyet garantisi. Şimdilerde burada da kullanılmaya çalışılıyor. Olabilir mi burada öyle bir şey ya? Aldığın şey senin meta, emtia. Yani bir zaman sonra adam seninle muhatap bile olmayacak. Ne memnuniyeti? Onun en fazla vaat edebileceği memnuniyet, işte garanti süresince bizim kapımızı çalmazsan odur yani. Ondan sonra bozulsa bile telefon açtığında adam sana diyor ki kaç senedir? 3 senedir. Abi ne ettin ya? Bizim ürün zaten 1 senelik diyor. 3 senedir kullanmışsın. Ayıp değil mi bir de arıyorsun der, yüzüne kapatır.
Yani dünya hayatında böyle müşteri memnuniyeti falan filan, bunlar hepsi sözde. Hiç kimse onun arkasında nihayetsiz bir şekilde durmaz. Kimse nihayetsiz bir memnuniyeti kimseye vaat edemez. Bakıyorsun çiftler evleniyorlar, birbirlerine böyle nihayetsiz bir memnuniyet, sonsuz bir yürüyüş, sonsuz bir yolculuk, böyle ebedi falan. Hayaller o kadar şeye uzuyor ki yani. Ya sen adamın, sen bundan 10 yıl sonra nasıl bir adam olacağını bile bilemezsin. Adam bile kendisinin bundan 10 yıl sonra nasıl olacağını, adam diyor ki ya 10 yıl önce şöyle düşünürdüm, şu anda bambaşka bir adam oldum. Yani. Her şey değişik. Kimse geleceğini böyle bir şekilde, yani bir başkasına garanti. Geleceğimiz bizim elimizde değil ki. Nefesimiz sayılı, şartlarımızı Cenab-ı Hak değiştiriyor. Bizi bir sınavdan diğerine koşturuyor. Böylesi bir ilişki, yani böyle nihayetsiz, böyle sonsuza uzanan, temelini gerçek sevginin oluşturduğu böyle bir ilişkiyi ancak Yaradan'la yaşayabiliriz. İşte yaşamışlar. Radiyallahu anhum ve radu'an. Diğer başkalarıyla olan ilişkilerimizin hepsi talidir, hepsi geçicidir. Öncesinde olmayan sonrasında kalır mı? Yok böyle bir şey. Var eden yüce yaratanla olan, o kalıcı olan, o baki olan Allah Azze ve Celle ile böyle bir baki ilişkiye girebiliriz ki bu da ilahi bir lütufla olur ancak. Diğerlerin hepsi gelip geçici.